Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli günler inşallah. Sağlıklı, aydınlık yarınlar. Yüce Mevla yar ve yardımcımız olsun. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Vatanımızı, memleketimizi, tüm biladı İslam'ı her türlü fitneden, fesattan, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. İmtihanımızı hafif eylesin. Ağır imtihanlardan muhafaza buyursun. Rızasına muvaffak amel etmeyi, cennetini, cemalını görmeyi cümlemize, cümle nesillerimize, cümle geçmişlerimize nasip eylesin. Ordularımızı, güvenlik güçlerimizi muhafaza eylesin. Memleketimize, biladı İslam'a hizmet etmek isteyen büyüklerimize, idarecilerimize güç ve kuvvet ihsan eylesin. Hayırlı işlerinde muvaffak eylesin. Şerre alet olmaktan, kötü ameller, kötü işler yapmaktan muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve teavenu alel birri ve tegvâ. Ve la teavenu alel ismi vel udvan. وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Maide suresi 2. ayette böyle buyuruluyor. Şimdi onun açıklamasını yapacağız. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri buyuruyor. İşte bu okuduğum Maide suresi 2. ayetinde iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın. İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Allah'ın cezası şiddetlidir. Evet. İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Allah'ın cezası, azabı şiddetlidir. Allah muhafaza. Allah cümlemizi iyilik ve takvada yarışanlardan eylesin. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmaktan muhafaza buyursun. Ne günah işleyelim, ne düşmanlık yapalım, ne de bu hususlarda yardımlaşalım. Allah muhafaza. İyilik ve takva üzerinde birbirimizle yardımlaşmak suretiyle güzel amellere koşalım. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, bu ayeti kerimeden şunları anlıyoruz. İslam cemiyetinin fertleri birbirleriyle kenetlenip kaynaşmalıdır ve kaynaşmıştır. Evet, İslam cemiyetinin fertleri birbirleriyle kenetlenmiş ve kaynaşmıştır. Yardımlaşma ve dayanışma esastır. Birbirlerinin sevinçleriyle sevinirler, acılarıyla üzülürler. Kederde de, kıvançta da, hüzünde ve sururda da birbirlerine ortak olurlar. Hatta öyle ki Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen, alakadar olmayan, onlardan değildir buyurarak bu işin önemini kavramamızı istemiştir. Bu hadis-i şerif Tirmizi Fiten 7, Süneni Nesai İmamet 48, Keşfül Hafa 2'ye 386
Hadis No. 2617'de böyle buyuruluyor. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen, onlarla alakadar olmayan, onlardan yani o Müslümanlardan değildir buyurarak bu işin önemini bize belirtiyor. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, İslam toplumunda hiç kimse sadece kendisini düşünmez. O toplumda ben suya kanayım da isterse yeryüzüne bir damla yağmur düşmesin duygusu yoktur. Herkes birbirinin yardımına koşar. Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir. El, ağıza, göz ve kulak, ele ve ayağa, ayak da diğer uzuvlara yardımcı olur. Evet, el, ağıza, göz ve kulak, ele ve ayağa, ayak da diğer uzuvlara, diğer azalara yardımcı olur. İnsanlar birbirini tamamlayan bu uzuvlar gibidir. Bu uzuvların hiçbiri lüzumsuz değildir. İyiliklerin ve iyilerin artması, kötülüklerin ıslahı için çalışmak inancımızın gereğidir. Evet, iyiliklerin ve iyilerin artması, kötülüklerin ve kötülerin ıslahı için çalışmak inancımızın, imanımızın gereğidir. İkinci olarak da bu kadar okuduğumuz, sohbetimizin başında okuduğumuz ayet-i kerimeden anlaşılan, Müslümanlar iyi ve güzel olan meşru hususlarda yardımlaşırlar. Müslümanlar iyi ve güzel olan meşru hususlarda, Allah'ın müsaade ettiği hususlarda, haram kıldığı hususlarda değil, meşru, helal olan hususlarda yardımlaşırlar. Kötülük ve günahlardan alıkoyarlar ve kötülükleri engellerler. Hayra motor, şerre fren olurlar. Evet, hayra motor, şerre, kötülüğe, günaha fren olurlar. Şüphesiz bu hayırlı işler hazineler dolusudur. O hazinelerin de bir takım anahtarları vardır. Ne mutlu o kula ki Allah onu hayra anahtar ve şerre sürgü engel kılmıştır. Yazıklar olsun o kula ki Allah onu şerre anahtar ve hayra sürgü engel kılmıştır. İbn-i Mace 1404, hadis No. 238'de buyuruluyor. Tekrar edecek olursak bu hadisi sevgili dostlar. Şüphesiz bu hayır, yani hayırlı işler hazineler dolusudur. O hazinelerin de bir takım anahtarları vardır. Ne mutlu o kula ki Allah onu hayra anahtar ve şerre sürgü engel, yani fren kılmıştır. Yazıklar olsun o kula ki Allah onu şerre anahtar ve hayra sürgü engel, fren kılmıştır. Hadis-i şerif bazı insanların hayırlı işlere sebep olduklarını, öncülük ettiklerini, hayırlı işlere ait kapıları açmaya muvaffak olduklarını, bunun yanında şer işleri kapadıklarını, kötülük kapılarını sürgülediklerini belirtmekte ve bunları övmekte, methü sena etmektedir. Ya insanların da tamamen bunun tersine şer işlere sebep olduğunu, kötü işlere, günah işlerine sebep olduğunu, kötü yollara öncülük ettiğini, bir de öncülük etme, onları sevk etme, götürme ve hayırlı işlere engel olduklarını bir de ve böyle kişilerin mutsuz, bedbaht ve mahvolduklarını haber veriyor. Bir taraftan kötü işlere kendisi girdiği gibi yön veriyor. İnsanları da o kötü yollara götürüyor. Bir taraftan da iyi ve iyilerin yolu kesmeye çalışıyor. İşte
Böyle kişiler mutsuz, bedbaht ve mahvolduklarının haberi veriliyor bu hadiste. İşte sevgili dostlar, Müslümana düşen hayır öncüsü, hayır ölçüsü haline gelmektir. Hayır manasında, dışlamak manasında, kapatmak manasında değil. Güzel işler, hayır işler. Hayır öncüsü, hayır işlerin öncüsü, hayırın ölçüsü haline gelmektir. Müslüman düşen. Hem öncü olacak hem de onun hayırın ölçüsü olacak. Çünkü mümin sonu cennet oluncaya kadar hayır işlemeye doymaz. Mişkatül mesabih 1'e 77, taç 1'e 65. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayra doymaz. Cenneti kazanıncaya kadar hayır işlemeye doymaz mümin buyuruyor sevgili peygamberimiz. Üçüncü çıkartacağımız ders sevgili dostlar bu ayetten, ayetlerden ve beste aizullah ve teavenu al birri ve takva ve la teavenu ala ismi vel udvan ve tekullah innallaha şedidul ikab. İyilik ve takvada birbirine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan sakının, Allah'ın cezası azabı şiddetlidir. İşte bu ayetten çıkaracağımız üçüncü husus dini yaşamak konusunda müminler azdır. Dini yaşamak hususunda. Namaz olsun, oruç olsun, hac olsun, zekat olsun. İşte bu dini yaşamak hususunda müminler arası yardımlaşma farzdır. Tabi namaz, oruç, hac, zekat bunlardan da ibaret değildir elbette. Din. İşte bu dini yaşamak konusunda müminler arasında yardımlaşma farzdır. Bozma hususunda yardımlaşma haramdır. Dini tahrif etmek, bozmak hususunda yardımlaşmak haramdır. Cezayiri Eyserut Tefasir 2'ye 321 de böyle belirtiliyor. Dördüncü alacağımız ise hem Allah'ı ve hem de kulları razı edecek şeyler hususunda yardımlaşma emrediliyor. Yani öyle bir yardımlaşma ki hem Allah memnun olacak, razı olacak, hem de o kullar memnun olacak, razı olacaklar. Çünkü iyilik insanları Allah'ı eder. İyilik insanları razı eder. Yani iyilik ve takva hususunda yardımlaşın emri hem insanları ve hem de Rabbimizi razı edecek şeyleri işlememizi emretmektedir Yüce Mevlamız. Hepsini kapsamaktadır bu Cezayir'i adı geçen eser aynen bu Eyserü Tefasir 2.320'de böyle açıklanıyor. Beşinci alacağımız ders Allahu Teala mümin kullarına iyilik olan hususlardan iyi şeyleri işlemek kötü iyi işleri işlemek yapmak kötülüklerden sakındırmak ve takva üzere birleşmek konusunda yardımlaşmayı emrediyor. Batıl, günah ve yasak üzerine yardımlaşmayı terk etmeyi, yardımlaşıp destekleyi de men ediyor, yasaklıyor. Evet. Mümin kullarına iyilik olan hususlarda ve iyi şeyleri işlemek, kötülüklerden sakındırmak ve takva üzere birleşmek konusunda yardımlaşmayı emrediyor. Batıl, günah ve yasak
üzerine yardımlaşıp desteklemeyi de yasaklıyor. İbn Kesir tefsiri 5'e 2008'de böyle açıklanıyor. Altıncı hisse alacağımız ders, zalime zulme yardımcı olmak, zalimleri desteklemek de ayetin kapsamına giriyor ve yasaklanıyor. Zalime zulme yardımcı olmak, zalimleri desteklemek de ayetin kapsamı içerisinde. Çünkü zalimlere yardım etmek zulmün artmasına sebebiyet verir. Hem de hakla batılın mücadele ettiği bir yerde Müslüman asla tarafsız kalamaz. Bugünümüzü düşünün. Müslüman nasıl tarafsız olabilir? Zalimlerin yanında saf tutmak, zalimlerin yanında mı yer almak, yoksa zalime karşı olanların yanında mı yer almak? Maalesef bugün Müslümanlar Körfez ülkelerinde, Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır vesaire, bunun yanında birisi ülkeler, Fransa, Amerika, Rusya, kimin yanında? Zalimlerin yanında. Mesela Suriye'de olsun, Irak'ta olsun, şu anda Libya'da kimler zalimin yanında, kimler zalim olmayan mazlumların yanında görülüyor. Evet, zalimlere yardım etmek zulmün artmasına sebebiyet verir. Hem de hakla batılın mücadele ettiği, hak ve batıl mücadelesi var bugün yine. Kıyamete kadar da bu hak ve batıl mücadelesi devam edecek. Hakla batılın mücadele ettiği bir yerde Müslüman tarafsız kalmaz. Zira tarafsız kalmak hem Müslümanları zayıf düşürür ve hem de zalimlerin işine yarar. Öyleyse Müslüman haktan, haklan ya olmalı, zulme ve zalimlere karşı çıkmalıdır. Müslüman haktan, hakikattan yana olmalı, zulme ve zalimlere karşı çıkmalıdır. Yedinci ders, ayetin sonunda Allah'tan korkun, Allah'ın cezası, azabı şiddetlidir uyarısı yapılarak insanların dikkatle çekiliyor. Allah'tan korkanlar iyilik ve takva ve günah olan hususlarda yardımlaşır ve yarışır. Allah'tan korkanlar iyilik ve takvada yardımlaşır. Allah'tan korkmayanlar düşmanlık ve günah olan hususlarda yardımlaşır ve yarışırlar. Evet evli dostlar. Allah'tan korkun. Allah'ın cezası, azabı şiddetli uyarısı yapılıyor. İnsanların dikkatli baş çekiliyor. Ve dolayısıyla Allah'tan tanınanlar, Allah'tan korkanlar, takva üzere olanlar iyilik ve takvada yardımlaşır. Allah'tan korkmayanlar ise düşmanlık ve günah olan hususlarda yardımlaşır ve yarışır. Allah'tan korkarak İslam'a teslim olanlar mutlu sonuna ulaşır. Allah'tan korkmayanlar ise Allah'ın şiddetli azabına kavuşur. Evet, Allah'tan korkarak İslam'a teslim olanlar mutlu ulaşır. En sonunda cennete ulaşır ve cemalullah'a ulaşır. Allah'tan korkmayanlar ise Allah'ın şiddetli azabına, cehenneme ulaşır. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, nihayet son olarak bu ayetten çıkaracağımız 8. ders, İslam'la
İzzet bulmayanlar, izzet bulmayanlar, İslam'la şereflenmeyenler küfürle zillete düşerler. İslam'la izzet bulmayanlar küfürle zillete düşerler. Her halükarda İslam'dan ya olmayanlar ve Müslümanları desteklemeyenler dostlarının yüz karası ve şeytanların maskarası haline düşerler. Evet, İslam'dan yana olmayanlar ve Müslümanları destekleyenler dostlarının yüz karası ve şeytanların da maskarası olurlar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, şu ayrı uyarıda bulunuyor ve buna kulak vermek zorundayız. Hem metnini hem de anlamını size sunacağım. İza erallahu bi abdin hayran ceale sana'ahu ve maruhu fi ehlil hifaz ve iza erallahu bi abdin şerran ceale sana'ahu ve maruhu fi gayr ehlil hifaz. Sadaka Resulullah. Allah bir kulu hakkında hayır dilediğinde onu salih kimselere ihsan yapmaya sevk eder. Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretleri bir kuluna ve bir kulu hakkında hayır dediğinde, hayır murad ettiğinde onu, o hayır murad ettiği kulu salih kimselere iyilik ve ihsan yapmaya sevk eder. Salih kimselere iyilikte bulunmaya, ihsanda bulunmaya sevk eder. Eğer bir kuluna Allah hayır murad etmişse. Allah bir kul hakkında şer dilediğinde kötü ve fasık kimselere iyilik ve ihsan yapmaya sevk eder. Kötü ve fasık kimselere iyilik ve ihsan yapmaya sevk eder. Feyzül Kadir 1'e 254'te bu hadis-i şerif böyle belirtiliyor sevgili dostlar. Allah bir kulu hakkında hayır dilediğinde onu salih kimselere iyilik ve ihsan yapmaya sevk eder. Allah bir kulu hakkında şer dilediğinde kötü ve fasık kimselere iyilik ve ihsan yapmaya sevk eder. Allah cümlemizi iyilerden ve iyi olanlara yardımcı olmaktan alıkoymasın, onlara yardım edenlerden, iyilerden de yardımcı olanlardan eylesin, kötülerden ve kötülere yardımcı olanlardan muhafaza buyursun. Öyle olmanın hasreti muhafaza buyursun, nefsimizi ve neslimizi, ümmeti Muhammed. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizi iyilerden ve iyi olanlar beraber olanlardan eylesin. Kötülerden ve kötülüklerden, kötülüklere yardım eden, kötülüğe yardım edenlerden de muhafaza buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti, fazlı keremi, lütfu üzerinize, üzerinize olsun sevgili dostlar. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya siyyel evveline vel ahirin ve selamun alel mursayin velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.